Sevgili izleyenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parmak boyası çalışması yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Parmak boyası çalışmamı şöyle ağaç yapacağım. Baharın gelişi gibi pembe çiçekler ve sarı çiçekler yapacağım ağacımın üstünde. Bu işlemi ayrıca kulak pamuğuyla yapabilirsiniz. Ben parmağımla yapıyorum. Evet, parmak boyası kullanıyorum. Lazım olan malzemeler parmak boyası. Sonra yanınızda peçete olsun. Ve resim kağıdınız. Kolay bir çalışma, çok kolay. Ve yaparken de eğleneceğiniz bir çalışma. Evet, şöyle parmağıma basıyorum. Sevgili izleyenler. Çizip de yapabilirsiniz. Çizim. Ben çizim yapmadan yapıyorum. Sınırları daha önceden belirleyebilirsiniz. Evet, arada boşluklar var. Sarı da koyacağım daha sonra. Az bir de beyaz koyacağım. Evet, şöyle pembelerimi oluşturuyorum. Evet, baharda şeftali ağaçları özellikle pembe çiçek açar. Çok güzel bir görüntü oluşturur. Şöyle yapıyorum sevgili izleyenler. Bu işlemi guaj boyayla da yapabilirsiniz. Ayrıca akrilik boyayla da yapabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz sevgili izleyenler. İnanın siz de yaparken çok zevk alacaksınız. Çok uzun süren bir çalışma değil. Gayet kolay ve basit ve kısa zamanda yapabileceğiniz bir çalışma. Evet, şöyle ağacımı oluşturmaya devam ediyorum. Evet sevgili izleyenler. Şöyle ağacımı oluşturuyorum. Başka rengi geçince parmağımı sileceğim ya da başka parmağımı da kullanabilirim. Siz işaret parmağınızı da kullanabilirsiniz. İşaret parmağım biraz fazla doku bırakmakta, yüzey olarak fazla yer kaplıyor. O yüzden dolayı serçe parmağımı tercih ediyorum. Şöyle oluşturdum. Şimdi sarı rengimi kullanıyorum. Parmağımı temizlemiştim. Sarı rengimi kullanıyorum. Sarı rengimi de rastgele kullanıyorum. Belli oranda, öyle ölçülü bir şekilde değil, rastgele boşluklara koymaya çalışıyorum. Beyazlık kalmıştı. Oralara koymaya çalışıyorum. Evet, şöyle oluşturuyoruz. Evet.
Evet, baharda ağaçların çiçek açması ne kadar güzel bir görüntü oluşturmakta. Şöyle yapalım. Evet, boşluk alanlara koymaya çalışıyorum. Sarı rengimi şöyle koyuyorum. Sevgili izleyenler, yaparken çok eğleneceğiniz bir çalışma. Evet. Ve zaman almayan bir çalışma. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çünkü yaparken eğleniyorsunuz. Evet, şöyle koydum. Şimdi beyazımı koyacağım. Beyaz renkte dikkat etmeniz gereken, kullandıktan sonra parmağınızı silmeniz gerekli. Çünkü parmağımızı tekrar boya almak için sürdüğümüzde buradaki renk buraya geçmekte. Evet, şöyle beyaz renk kullanıyorum. Boşluklar var zaten beyaz ama bu da farklı etki oluşturmakta boya olarak. Evet, şöyle güzel bir etki oluşturmakta. Tekrar ediyorum. Boyayı kullandıktan sonra parmağınızı silin. Evet. Çünkü parmağınıza diğer renklerden, pembe ve sarıdan karışmakta. Çok karışmadı çünkü parmak boyası çabuk kurumakta. Buna da dikkat edin. Parmak boyası çabuk kuruyan bir boyadır. Kullanırken bunu da göz önünde bulundurun sevgili izleyenler. Evet, bakın şöyle sarı rengim parmağıma bulaşıyor. Şöyle sürmediğim yerlere sürüyorum. Dokunmadığım yerlere dokunuyorum. Çok tat alacağınız bir çalışma. Evet, şöyle beyazımızı da sürdük. Şimdi ağacımın gövdesini oluşturuyorum. Sevgili izleyenler, ağacımın gövdesini yapıyorum. Ağacımın gövdesini mor rengi kullanarak yapacağım. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Ben kahverengi kullanmayı tercih etmedim. İlla ki kahverengi olsun istemiyorum. Evet, şöyle güzel bir mor rengimiz var. Yine parmağımla ağacımın gövdesini oluşturuyorum. Şöyle. Evet. Buna başka renk de koyabilirsiniz. Evet. Şöyle ağacımın gövdesini oluşturuyorum. Evet, serçe parmağımla bir reklam aklıma geldi. Serçe parmak diye bir reklam vardı. Evet, şöyle ağacımın gövdesini oluşturdum. Sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler, parmak boyasıyla yaptığımız ağaç çalışmamız burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.